kanalıma Aynur'un Dünyası'na hoş geldiniz. Yepyeni bir tarifle tekrar karşınızdayım. Bugün size ıspanaklı güneş böreğin tarifini vermek istiyorum. Artık börek mi poğaça mı ne dersiniz bilemiyorum. Daha çok poğaçaya benziyor. Bu tarifi de Safiye Hanım'ın kanalında gördüm. Çok hoşuma gitti. Mutlaka denemek istedim. Ben iç malzemesini biraz değiştirdim. Buradan kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Ve geçiyoruz hemen malzemelerimize. Hamuru için gerekli malzemelerimiz 400 ml ılık süt, 100 ml sıvı yağ ve 3 tane yumurtamız var. Yumurtanın bir tanesinin sarısını böreğimizin üzerine sürmek için kullanıyoruz. Diğerlerini de hamurun içerisine katıyoruz. Ve ayrıyeten bir tatlı kaşığı tuz ve bir tane yaş maya ihtiyacımız var. Alabildiği kadar da un. Un oranını size hamuru hazırladıktan sonra da verebilirim. Öncelikle un hariç bütün malzemelerimizi yoğurma kabımıza alıp güzelce karıştırdıktan sonra yavaş yavaş un ilave ederek hamurumuzu yoğuruyoruz. Ben tam olarak 1 kilo un kullandım. 1 kilo undan da 2 tane güneş böreği çıkıyor. Eğer siz 1 tane hazırlayacaksanız malzemeleri yarı yarıya kullanıyorsunuz. Şimdi hamurumuzu sıcak bir ortamda yarım saat kadar mayalanmaya bırakıyoruz. İç malzemesi olarak ıspanak kullanıyoruz. Bu sefer buzluktan kullandım ama arzu ederseniz 500 gram taze ıspanak da kullanabilirsiniz. Bir tane büyük soğanımız var. Küçük küçük doğradım. 100 gram beyaz peynir ve 50 gram da küflü peynir. Ben ıspanakla küflü peyniri çok güzel yakıştırıyorum ve çok da lezzetli oluyor. Önce soğanlarımızı biraz zeytinyağında kavuruyoruz ve peşine hemen ıspanağı ilave ediyoruz. Ispanak da kavrulduktan sonra peynirleri ilave ediyoruz. Eğer peynirleriniz çok tuzlu değilse tuz ve karabiber de ilave ettikten sonra ocağın altını kapatıp iç malzemesini soğumaya bırakıyoruz. Bu arada hamurumuz da çok güzel mayalandı. Başta da dediğim gibi 1 kilo undan 2 tane güneş böreği çıkacağı için hamurumu 4 parçaya böldüm ve ilk parçayı merdane ile yuvarlak açıyorum ve tepsinin üzerine koyuyorum. Ve şimdi iç malzememizi açmış olduğumuz hamurumuzun tam ortasına ve de yanlarına güzelce yayıyoruz. Ve ikinci hamurumuzu da aynı diğer hamuru açtığımız gibi yuvarlak açıyoruz. Şimdi ikinci açmış olduğumuz hamurumuzu iç malzemesi yerleştirmiş olduğumuz hamurun üzerine kapatıp kenarlarını güzelce elimizle bastırıyoruz. Ve şimdi hamurumuzun tam ortasına bir kase yerleştirip güzelce bastırıyoruz ve hamurun kenarlarını göstermiş olduğum gibi kesiyoruz. Gördüğünüz gibi parçalara kesip bunları ters çeviriyoruz ve kenarlarını açıp iç malzemesinin görünmesini sağlıyoruz. Şimdi hamurun ortasındaki kaseyi alıp elimizle tekrar bastırıyoruz. Böreğimizin üzerine yumurta sarısı sürüp arzu ederseniz çörek otu veyahut da susam serptikten sonra 160 derece fırında 25-30 dakika kadar pişiriyoruz. Gördüğünüz gibi güneş böreğimiz fırından çıktı, sunumu ve de lezzetiyle süper oldu. Umarım bu tarifim de hoşunuza gitmiştir. Mutlaka deneyin. Siz iç malzemesi olarak ıspanak değil de peynir, sadece peynir veyahut da kıyma, patates de kullanabilirsiniz. Seçimden afiyet olsun diyorum. Beni desteklemeyi ve de videolarımı paylaşmayı unutmuyorsunuz da sanırım. Eğer
kanalıma henüz abone değilsen, abone olursan şimdi sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Ve önümüzdeki günlerde bu görmüş olduğunuz nefis yılbaşı tariflerini vermek istiyorum. Bunları özel sizin için hazırladım. Birincisi fırında ördek dolması ve ikincisi fırında süt danası. Beni mutlaka takip edin diyorum ve bu tarifleri kesinlikle kaçırmayın.